Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda bir avuç taze fasulye. Bir su bardağı nohutla hazırlamış olduğum bir çorba tarifini paylaşacağım. Fasulyenin kenar kısımlarını temizliyorum. Temizlediğim fasulyeleri yıkadım sonra küçük parçalar halinde fasulyeyi doğruyorum. Büyük boy bir tane kuru soğan. Kullanacağım. Kuru soğanı doğruyorum. 2 diz sarımsak. Doğrayacağım ve tarifin pişirme aşamasına geçeceğim. Hazırlık aşaması tamamen bittikten sonra. Tencere içerisine 7 yemek kaşığı zeytinyağı üzerine soğanı ekliyorum. Bugün bir izleyicim bana ilavettin cümlesini çok kurduğumu söyledi. Ben dikkat etmemiştim o kadar çok kullandığımı. Bundan sonra biraz dikkat edeceğim. Her cümleyi ne kadar çok kullandığımın hiç farkında değilim. Bir tatlı kaşığı az önce tereyağı ilave ettim. Sarımsağı ekledim. Malzemeleri karıştırmaya devam ettim. Taze fasulyeyi ekliyorum. Her türlü eleştiriye varım. İstediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Tabii ki yaptığım bazı tarifleri beğenmeyebilirsiniz. Gözünüze hoş gelmeyebilir ama hakaretvari konuşanları gerçekten hiç anlamıyorum. Tanımadıkları bir insana bu kadar böyle bağırır cümlelerle tuhaf kelimeler kurmaları hiç anlam verici değil bir tarifi beğenmeyebilirsiniz Az önce Bir su bardağı nohutu ekledim 2 yemek kaşığı bulguru ekledim Malzemeleri kavurmaya devam ediyorum 2 çay kaşığı pul biber yarım çay kaşığı karabiber ekledim, tekrar karıştırdım. Tencere içerisine bir yemek kaşığı dolusu mısır unu ekliyorum. Ben de çoğunuz gibi ev hanımıyım. Evimde pişirdiğim yemekleri sizlere nacizane sunup paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sizlerin takdiri. Az önce de söylediğim gibi hakaretvari konuşmak bana göre hiç güzel değil. Tanımadığınız birisi hakkında, yemeği hakkında beğenmeyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Herkes beğenmek zorunda değil ama Hakaret var. Konuşmak çok kötü. İçerisine bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı biber salçası ekledim. 2 litre oda sıcaklığındaki suyu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tuzu ekledim. Tuz miktarını kontrollü bir şekilde ekleyin derim. Tuzsuz yiyenler için eklediğim miktar çok fazla gelebilir. Tencerenin ağzını kapattım. Kaynamaya bıraktım. Biraz kaynadı. Bu aşamada biraz daha kaynatıp orta ateşe alacağım. Orta ateşte çorbayı pişireceğim. Lezzeti garanti bir tarif. Doyurucu bir tarif. İçerisindeki malzemeleri az önce gördünüz. Çorbanın kıvamına bakacağım. Taze fasulye, nohut tamamen pişmesi gerekiyor. Nohut sadece ıslattım, haşlamadım. Çok güzel bir nohutmuş. Devamını aldığım yerden tekrar almak istiyorum. Gerçekten hiç haşlamaya bile gerek kalmayan her yemeğin içerisine dilediğim gibi kullanabileceğim güzel bir nohutmuş. İstediğim kıvama geldi bu aşamada. Altını kapatıp servise alacağım. Sizlere yoğunluğunu göstermek istiyorum. Tam bir çorba yoğunluğunda. Ne çok koyu ne de çok sıvı, tam istediğim gibi. Bir kase içerisine alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlere Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Lezzeti, kıvamı yerinde, doyurucu bir çorba tarifi arıyorsanız işte aradığınız tarif. Lezzeti, garanti, yapımı kolay, pratik bir lezzet. Şimdiden tekrar afiyet olsun. Hazırlayacaklara başka bir lezzetle görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.